Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila kıyamı yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Günümüzde sık sık sorulan sorulardan birisi kul hakkıdır. Kul hakkı nedir? Kul hakkı nasıl telafi edilir? Kul hakkını Allah Azze ve Celle affeder mi, affediyor mu? Kul hakkı hakkında genel bir manada şunu unutmamamız gerekiyor ki hakkına tecavüz edilen büyük olsun, küçük olsun, kadın olsun, erkek olsun fark etmiyor. Haklar iki kısımdır. Yani insanın boynunda, üzerinde iki hak vardır. Bir, Allah'ın hakkı, yani yüce yaratan insana bir takım farizeler farz kılmıştır. Namaz, oruç gibi. Bunları yerine getirmek ve bir takım şeyleri de yasaklamıştır, haram kılmıştır. Bunlardan kaçınmak Allah'ın hakkıdır. Kul bunlara riayet etmelidir. Riayet etmediğinde Allah'ın hakkına geçmiş olur. Ve bunların affı, bağışlanması Allah'ın elinde, Allah'ın iradesindedir. İki, kul hakkı. Kul hakkı çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ahlak alimleri kul hakkını dört kısma ayırmışlardır. Bir, mali ve maddi haklardır. Mali kul hakkı birisinin malını çalmak, birisinin malına zarar vermek, malını gasp etmek gibi haklardır. Bu hakkın telafi yolu hak sahibinin hakkını götürüp kendisine teslim etmektir. Malına zarar mı verilmiş, parası mı gasp edilmiş, onu götürüp kendisine teslim edip helallik talep etmektir. Eğer hak sahibini tanımıyor ise, aradan uzun yıllar geçmiş, hak sahibini tanımıyor, bulamıyor ise, hak sahibinden taraf o miktarı, o meblağı sadaka vermelidir, hayır işlerde kullanmalıdır, sevabını da o hak sahibine niyet etmelidir. İki, cani ve cismi haklar. Yani cani haklar, cismi haklar nelerdir? Eğer birisinin cismine, canına zarar vermiş isense, onu yaralamış isense, bunu telafi etmelisin. Telafisi nedir? Helallik almaktır. Gidip zarar verdiğin şahıstan helallik talep etmendir. Ya da diyetini vermendir. Elini yaraladın, gözünü yaraladın, diyeti neyse, fıkıh kitaplarında naklolunan diyet neyse onu hazırlarsın, götürüp kendisine, bu senin, sana verdiğim zararın diyetidir, buyurun ve hakkınızı helal edin. 3. Onur ve şahsiyet hakkı. Onur ve şahsiyet, yani tarafın gıybetini etmişsin, onur ve şahsiyetini zedelemişsin. Halkın içerisinde rezil rusva etmişsin. Bunlardan dolayı bir hak sahibi olmuştur o. Bunun telafi yolu nedir? Bu şahıstan gidip helallik istemektir. Tabii ki bu helallik isterken de buna dikkat edilmelidir. Eğer karşı tarafa gidip söyler isek,
biz senin hakkında böyle dedikodu yaptık, şahsiyetini ayaklar altına aldık. Bunu söylemenle başka bir kötülükler doğacaksa, başka bir çirkinlikler meydana gelecekse gidip söylenmemelidir. Telafi yolu o şahıs hakkında dua etmek, istiğfar etmek, mağfiret dilemek, o şahıs hakkında hayratlar, ihsanlar yaparak telafi etmeye gayret göstermektir. Bazen bizim hatamız, yanlışımız, hakkını helal et, senin gıybetini ettik. Daha da kötülük çoğalmaktadır. Bu helalliyetle, bu hilliyetle, bu helallik talebiyle daha da kötü şeyler meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda karşı tarafa gitmeden onun hakkında arz olunduğu gibi dua etmek, istiğfar etmek, sadaka vermek, hayratta bulunmak gerekir. 4. Delalete düşürme hakkı. Delalete düşürme yani birilerini sırat-ı müstakimden saptırmak. İtikat inancın üzerinde oynamak, itikat ve inancını zayıflatmak, sırat-ı müstakimden çıkarıp bedbahlığa sürüklemek. Bunun telafisi nedir? Eğer birilerine vesile olmuş isek, bu namazdan, camiden, toplumdan, camiyeden uzaklaşmış ise, itikat ve inancı zayıflamış ise, bunun telafisi onu doğru yola sevk etmektir. Nasıl bunu sırat-ı müstakimden saptırdık isek, doğru yola da sevk etmek zorundayız. Bunun telafisi bu yolladır. Bu kul hakkı, bu dördüncü bölüm en kötü ve büyük olanıdır. Bundan dolayı insanlar, bizler sanal alemde, yazılarımızda, konuşmalarımızda, hal ve tavırlarımızda insanları delalete düşürmemeye gayret göstermeliyiz. Allah korusun, birisi bizim yazımızla itikat ve inancından el çekiyor ise, birisi bizim konuşmamızdan dolayı itikatı zayıflıyor ise bir hak doğmaktadır burada. Özellikle günümüzde kul hakkı çok basite alınmaktadır. Çok basite indirilmiştir. Dikkat edin, kul hakkı sadece insanların cebine el atıp parasını almak, çalıp çırpmak değil, bundan ibaret değil. Kul hakkı çok ince bir çizgidir. Kul hakkı hakikatta çok keskin bir kılıçtır. Kul hakkı hakikatta kılı 40 yarmaktır. Örneğin arabanı insanların yolunun üzerine, gidiş geliş yolunun üzerine, çıkışına park etmiş isense kul hakkıdır bu. Sebepsiz yere, mahallede, caddede kornaya basıp gürültü kirliliği yapıyor isense, insanlar rahatsız oluyorsa bu kul hakkıdır. Mahallende sesli, gürültülü hareket ediyorsun, ses gürültü kirliliği yapıyorsun, orada bulunanlara kul hakkıdır bu. Ya da kırmızı ışıkta trafik ihlali yapıyorsun, bu kul hakkıdır, başkalarının hakkına geçmektir. Evine girip çıkarken merdivenleri hor kullanmak, ses, gürültü, hanedekiler rahatsız etmek kul hakkına girmektedir. Ya da sebepsiz yere evde uyuyan çocuğunu, eşini, hanımını uyandırmak, onları rahatsız etmek kul hakkına girmektedir. İş yerinde işverenin hakkını eda etmemek, aldığın parayı hak etmemek kul hakkıdır bu. Ve bunun gibi onlarca örnek verebiliriz. Ya da evinde sigara içen anneler, babalar dikkat etsinler. O çocukların hakkına tecavüz etmekteler. O temiz havayı kirletmekle o çocukların aldığı o kirli hava kul hakkı oluşturmaktadır. Dikkat edin, sadece kul hakkı insanların cebinin parasını almak değil. Kul hakkı çok ince bir çizgidir. Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi Bakara suresidir. Ve bu Bakara suresinde en büyük, Kur'an'ın en büyük ayeti de Bakara suresinde bulunmaktadır. 282. ayeti kerime en uzun
ayettir. Konusu nedir bu ayetin? Borç alıp verme. Yani bu borç alıp vermede hakların zay olmaması için kuralların zikredildiği bir ayettir. Kul hakkına geçilmesin diye, kullar birbirinin hakkını zay etmesinler diye Allah Azze ve Celle tüm ayetlerden en büyük ayette bu konuyu işlemiştir. Boynunda kul hakkı olan ne yapıp edip hak sahibini razı etmelidir. Kendisini temizlemelidir. Aksi takdirde Yüce Allah rahmeti gereği kendi haklarından vazgeçebiliyor. Namazımızda, orucumuzda, haccımızda eksiklikler var, yanlışlıklar var. Bir dönem namaz kılmamışız, cehalet etmişiz. Allah'la kulun arasında olan haktır. Allah hakkından vazgeçebiliyor, geçiyor. Ama yüce yaratan kul hakkından asla vazgeçmiyor. Allah Azze ve Celle hak sahibi razı olmaksızın karşı tarafı affetmiyor, affetmez. Ne yapıp edip hak sahibini razı etmeliyiz ki Allah da bizi affedip bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizleri hak ve hukuka riayet eden salih, mümin kullarından karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.